şöyle, vakıf hizmetlerimiz yıl boyunca zaten rutin bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 900 ailemiz mevcut ve bu ailelerin ekmek, yemek, gıda, et ve giyim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunun yanı sıra Ramazan aylarında yardımlarımız illaki daha da fazla artıyor. Bağışçılarımızın zekat fitrelerini kabul ediyoruz. Yine bağışçılarımızdan tarafından bağışlanan adak şükür kurban kesimlerimiz daha da bir yoğunlaşıyor. Ve bu ölçüde de günlük çıkarmış olduğumuz 600 kişilik yemeği Ramazan ayında 1000 kişiye çıkarmayı planlıyoruz. Daha fazla aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Burada dağıttığımız gibi yine belirleyeceğimiz adreslere de buraya gelebilecek durumda olmayan, yaşlı, hasta olan ailelere de bizzat sefer taslarıyla yemek dağıtma planımız var bu Ramazan için. Onun haricinde yine aşevimizde kimsesiz çocuklara iftar programlarımız olacak. Yetim ailelerin çocuklarına iftar programları düzenlemeyi inşallah planlıyoruz. Gez Mahallesi'nde bir giyim mağazamız mevcut. Buradan da vakfımızda kayıtlı ailelere inşallah giyim yardımı yapacağız. Bunun yanı sıra yine kayıtlı olan tüm ailelerimize hem fitre, zekat yardımlarından nakdi yardımlar, gıda yardımları ve inşallah et yardımları da bolca yapmayı planlıyoruz. Peki Eyüp Bey, bu sene biraz daha göçmen olduğu için, Suriyeli ve evet, Afganlı göçmenler olduğu için bu ailelerde de yardımcı olacak mısınız? Bir de iftar çadırları açmayı düşünüyor musunuz? Evet, şimdi bu mülteciler için yıllardır zaten vakfımız destek olmaya devam ediyor mülteci ailelere. Ama bizim önceliğimiz tamamen yerli ailelerimiz. Yerli, yetim aileler, hastası olan, çalışabilir durumda olmayan aileler her zaman önceliğimiz. Bunun yanı sıra vakfımıza gelen bu mülteci ailelerin içinde çalışabilecek durumda olmayan, yaşlı olanlar, hasta olanlar, dul ve yetim olanları da yine kayıt altına alıyoruz. En azından ekmeğini, yemeğini karşılıyoruz. Onlara da desteğimiz yine mevcut, sürekli olacak inşallah. İftar çadırı yaklaşık 2 yıldır Ebu İshak Vakfı olarak iftar çadırı açmıyoruz. Onun yerine dediğim gibi bizim vakfımızın aşevinde iftar programları düzenliyoruz. Belediyenin de iftar çadırı açması hasebiyle çok fazla ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz.